Geç buraya, geç. Ne oluyor? Vay, 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 vay. Oo Kemal'cim, davet veriyorsun, haberimiz yok. Ne iş? Ne iş? Nilgün Hanım, sizi biraz şöyle alalım. İşimiz olacak sizinle az buçuk. Geç, geç! Sen kimi alıyorsun lan? Kimi alıyorsun? Kemal! Kemal! Çirkin! Şşşt! Geri bas. Geri bas, ben hallederim bunu. Kimi alıyorsun? Önce beni alacaksın. Hı? Önce beni alacaksın. Tamam Kemal. Önce seni alırız o zaman biz. Ha? Kemal! Şş, saçmalama. Biri bir şey yapsın. Bir şey yapın. Ad soyad? Kemal İpekçi. Ana adı? Macide İpekçi. Baba adı? Hasan İpekçi. Meslek? İş adamıyım. Olayı anlatın. Kemal Bey, isterseniz susma hakkını kullanabilirsiniz. Olur canım, her şeyi anlatalım. İşte arkadaşlarımız gelmişti, bir parti veriyorduk. Tekrar hoş geldiniz. Sonra o adam geldi. Adı Aziz. Tanıyor muydunuz kendisini? Hayır yani, eskiden tanımadım. Yani biliyorsunuz da çocuklarımın kaçırılma olayıyla ilgili kişi. Bir de beni bir ihaleyle ilgili tehdit etmişti. Aranızda bir husumet vardı yani. E dedim ya, çocuklarımı kaçıran adam. Öldürüyordu az kalsın onları. Gerçi içerideydi yani. Ne çıktı, ne zaman çıktı hiçbir bilgim yok. Siz bana söyleyin. Burada soruları ben sorarım Kemal Bey. Aranızda bir husumet var mıydı? Ben kana kan diyecek bir adam değilim. Yani beni böyle bir şeyle nasıl suçlarsınız anlamadım. Yani husumet değil de işte iş anlaşmazlığı diyelim. Buyurun devam edin. Sonra bunlar geldi işte. Adamlarıyla, silahlar falan. Yani silah karıma doğrulttu, ben de üzerine atladım. Yani olaya müdahale ettim. Böyle bir boğuşma geçti aramızda, sonra bir silah sesi duyuldu. Aziz böyle yere yığılırken gördüm, sonra da polis geldi. Bu silah size mi ait? Evet, benim ruhsatlı tabancam. Olay mahallinde bulundu. Yani oraya...
Ya anlamıyorum yani. Nasıl oldu yani? Ne oldu orada? Ya belki Kemal tabancası yanındaydı. O kargaşada ateş aldı tabanca. Ne bakıyorsun ya? Ben biliyorum da mı söyleyeyim? Yani belki o kargaşada ateş almış olabilir yani. Ya ben kocamı bilmiyor muyum? Yanımda giyindi soyundu. Yoktu yanında tabanca falan. Konuşturma şimdi beni. Tamam ben bir şey demedim. Hani belki gözden kaçırdığımız bir şey olabilir diye şey ettim ben. Ya Allah aşkına bir sessiz ol olur mu? Bugünlük bari bir... Tamam lan tamam. Ya erkek adam ne yapacaktı? Karşısına tabanca doldurtmuşlar. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Ay yok dayanamayacağım. Memur bey, ne zaman bitecek kocamın sorgusu? Bilmiyorum hanımefendi. Ne zaman görebileceğiz? Ya da kim biliyor ben onunla görüşeyim. Bekleyin hanımefendi. İçeride ifadesi alınıyor. Birazdan biter. Anne. Ben giremez miyim içeri? Giremezsiniz hanımefendi. Lütfen bekleyin. Bekle bekle. Hayat geçiyor be. Hala inanamıyorum. İşte böyle olur. Burnun fazla kalkarsa olacağı bu. Kimden bahsediyorsun sen? Kimden bahsedeceğim? Kocandan bahsediyorum. Kemal'inden. Düzgün konuş Tamer. Çocuklarımın babası o. Suzancığım, sen Kemal'inden intikam almak istemiyor muydun? Aldın işte. Şimdi neye kızıyorsun benim canım sevgilim? Hı? Bir tane. Beni sinirlendirme. Ben intikam almak istedim sadece. Onun hapse girmesini falan istemedim. Merak etme. Yakında salarlar. Gülüp durma. Oğlumun hayatını mahvettiniz. Sizin yüzünüzden karakollara düştü. Bizim yüzümüzden mi? Ya sen aklını mı kaçırdın? Biz ne yaptık? Daha ne yapacaksın? Oğlumun hayatına girdin. Çoğaldın. Çocuklarınla birlikte kurt gibi kemirdiniz oğlumu. Bana bak, lafına dikkat et. Yoksa yaşına başına bakmayacağım ha. Karışma. Sen karışma. Susuyorum. Ama annemin hatırı için susuyorum. Bunu iyi bil. Ya siz bize bağıracağınız zaman babamı kurtarsanız. Ne bileyim bir avukat bulun, bir şey yapın. Babamı kurtarın. Tamam kızım. Tamam, tamam annem. Tamam, tamam. Kurtarın babamı. Siz bize uğraşacağınıza oğlunuza yardım edin. Zaman kıymetli. Doğru. Zaman kıymetli. Giremezsiniz. Neymiş o? Giremezsiniz hanımefendi. Süleyman Bey beni bekliyor. Bekliyor mu? Bu saatte. Evet, bu saatte. Bir dakika hanımefendi. Merhaba Süleyman Bey. Buyurun Macide Hanım, odama geçelim. Ne güzel dünyaymış be. Ben de içeri girmek istiyorum. Buyurun oturun.
sizi arayacaklardır. Evet, aradılar. Geleceğinizi söylediler. O zaman konuyu biliyorsunuz. Evet, biliyorum. Haberim var ancak... Ancak ne? Kötü bir şey mi? Durum belirsiz. Ortada bir cinayet, bir de tabanca var. Tabancanın üzerinde oğlunuzun parmak izleri bulunduğundan kendisi baş şüpheli konumunda. Ama daha işin başı. Her şey araştırılacak. Şu an için daha fazla bir şey söylenemez. Bakın, Kemal bunu yapacak bir adam değil. Bunun bir an evvel çıkması lazım. Anlıyorum ama bu biraz zaman alabilir. Ne kadar? Yarın, öbür gün? Sanırım biraz daha uzun bir zaman. Yani? İfadesi alındı. İşlemleri devam ediyor. Sonra savcılığa sevk edilecek. Savcılık da kendi soruşturmasını yapar. Sonra da... Bırakır. Bırakır, bırakabilir ya da mahkemeye sevk edebilir. Nasıl yani? Masum diyorum size o. Anlıyorum. Ben size olasılıkları söylüyorum. Mahkemede serbest bırakabilir ya da tutuklayabilir. Tutuklanamaz! Kemal benim oğlum. Kemal benim oğlum! Tutuklanamaz! O benim oğlum. Tutuklanamaz! Macide Hanım! Ne diyorlar? Bırakacaklar mı Kemal'i? Bu yaptıklarınızın bedelini ödeteceğim size. Hepinizi perişan edeceğim sizi. Siz ne istiyorsunuz bizden? Ne istiyorsunuz? Yeter artık. Bizi suçlamayı bırakın, yeter. Sana öyle bir şey yapacağım ki pişman olacaksın. Ayaklarıma kapanacaksın. Ama iş işten geçmiş olacak. Perişan edeceğim seni. Seni ve peydahladıklarını. Elinden geleni ardına koyma Macide Hanım. Şunu çok iyi bil. Bu çocukların babası belli. Senin oğlun. Küfretmek içindeki ateşi söndürecekse küfret. Kudur. Ama benim çocuklarıma yanaşırsan... ben sana öyle bir bedel ödetirim ki... Şimdi defol git buradan. Defol! Küstah! O kadar uzun mu öyle değil? Konuş Fadıl, konuş. Bana kızgınsınız değil mi? Aferin, çok akıllısın. Nasıl bildin? Macide Hanım, tamam bana kızıyorsunuz ama... şimdi benim de haklı olduğum taraflar var yani. Bana bir müsaade edin, ben bunları size bir anlatmak istiyorum. Haklı olduğu taraflar varmış. Neymiş haklı olduğun taraf? Geberteceğim seni, geberteceğim. Ayıp oluyor ama. Ne biçim konuşuyorsun sen? Macide Hanım, bak ben sana bir şey anlatmaya çalışıyorum, sen ne diyorsun? Tamam bak ne yapalım biliyor musun? Sen yarım saat sonra Galata Köprü'nün karşısındaki parka gel. Orada bir konuşacak seninle. Tamam? Ama yalnız gel. Öleceğini anladın. Keyfini çıkarmak istiyorsun değil mi? Terbiyesiz herif. Uzattın ama. Yarım saat sonra Galata Köprü'nün karşısındaki parka gel. Yalnız gel konuşacak diyor. Hadi. Çok sert yaptık lan acaba. Neyse. Galata'ya gidiyoruz Rıza. Baş üstüne efendim. Çiçek! Mert! Nerede abi? Yukarıda mı?
Odasında. Tamam Mert. Ne oldu? Bir gelsin abin. Mert buraya gel oğlum. Ne oluyor? Şey... Yani zaten nasılsa birazdan yani telefonlarınızı öyle karıştırırken sosyal medyadan zaten bir şekilde öğreneceksiniz. Televizyondan da ilan ederler. Benden duyun istedim. Neyi duyacağız? Bir şey oldu. Ne oldu? Babanızla ilgili. Bakın bir şey söyleyeceğim en baştan. Okuduğunuz hiçbir şeye, duyduğunuz hiçbir şeye inanmayacaksınız. Ben şu anda ne söylüyorsam ona inanacaksınız, tamam mı? Anne bir anlatsam da anlasak ne oluyor? Tamam. Babanız karakolda. Karakolda. Hı. Ne oldu? Biriyle mi tartıştı? Ha, kavga mı etti? Ne oldu? Hadi gidelim. Yok. Öyle bir şey değil. Ne? Çok kötü bir şey oldu. Bir adam öldü. Babanızdan şüpheleniyorlar. Kim öldü? Aziz. Bizi kaçıran Aziz. Hı. İyi de o içeride değil miydi ya? Ben ne bileyim Mert, ben anlamadım ki. Bir anda oldu yani. Biz duruyorduk öyle, adam bir anda girdi içeri. Yanında bir sürü adam, silahlar patladı. Adam yere düştü. Sonra polisler geldi, babanızı aldı gitti. Ben hiçbir şey anlamadım. Tutuklandı mı peki? Yok. Yani tutuklamamışlardır. Gözaltındadır herhalde. Araştırıyorlardır diye düşünüyorum. Babam hapse mi girecek? Hayır, hayır. Ne münasebet? Babanın suçu yok ki. Niye girsin? Ya katil diye hapse atarlarsa? Ya kızım duymadın mı annemi? Babamın yaptığı bir şey yok. Hem zaten sizin aklınız alıyor mu? Babam böyle bir şey yapabilir mi ya? Hayır, hayır. Tabii ki. Olmaz. Mümkün değil. Bak polisler araştıracaklar. Babamın suçsuz olduğu ortaya çıkacak. Sonra serbest bırakacaklar. Olacak bitecek. Değil mi? Evet, evet, evet. Olumlu düşüneceğiz. Yok, kötü hiçbir şey olmayacak. Bize bir şey olur mu? Hayır. Hayır benim canım. Sen sakin ol. Hiçbir şey olmayacak bize. Bence her şey çok daha güzel olacak. Babam bu pislikten kurtulacak. Biraz düşünce kendine gelecek. Sonra o kadını bırakacak, çocukları bırakacak. Bize dönecek. Eskisi gibi olacağız, birlikte olacağız, çok mutlu olacağız. İyi şeyler düşün, olur mu kızım? Gidip görelim o zaman babamı. Çiçek göstereceklerini hiç sanmıyorum. Anne belki gösterirler, hadi gidelim. Siz bir gidin. Ben de pek sanmıyorum görüştüreceklerini ama... siz bir gidip deneyin şansınızı. Hem Çiçek de çok istiyor. Tamam hadi hazırlan kızım madem. Sen gelmiyor musun oğlum? Benim kafam aldak bulak. Yalnız kalayım biraz. Haklısın oğlum, ben sana ne diyeyim ki? Anne, haber ver olur mu? Tamam. Adıl, dediğin yerdeyim. Sen neredesin? Yalnız geldim değil mi? Rıza bıraktı. Telefon edince gelecek. Yalnız ben o telefonu bir alayım. Şimdi bu teknoloji işleri, dijital ortamlar falan sakat biliyor musun? Giderken iade eder. Bana güvenmiyorsun. Ben bu İstanbul'a geldim geleli bir tek şey öğrendim Macide Hanım. Hiç kimseye güvenmeyeceğim. Buna kendin de dahil. Üstelik kusura kalma ama sana güvenmemek için haklı sebeplerim var. Bana kazı sen attın. Bana ihanet ettin. Anlaşmayı bozdun. Bence öyle peşin hükümde konuşma Macide Hanım. Birazdan anlayacağız kim kime kazık atmaya kalkmış. Aziz mi? Aziz. Şu çocukları kaçırdın Aziz mi? Aynen öyle. Peki o ya başım belaya girerse? İstediğin kadar para veririm sana. İstediğim kadar. Ya enselenirsem, içeri düşersem? Seni ben kurtarırım. En iyi avukatları tutarım. Hapisten çıkmanı sağlarım. 2 milyon. 2 milyon. 2 milyon. Bak benimle pazarlık etme. Ben bu işe hayatımı koyacağım neticede. Hani enselenirsem... Tamam, kes. 2 milyon vermem sana.
4 milyon. 4 milyon? Yarısı peşin, yarısı da iş bitince. Tamam o zaman. Şimdi ben kafanızdan geçenleri az çok okuyabiliyorum Macide Hanım. Aziz Nigül'ü öldürecekti. Ben Aziz'i temizleyecektim. Sonra kim bilir benim başıma nasıl bir aksilik gelecekti. Siz de tas tamam tertemiz etmiş, düzlemiş olacaktınız ortalığı. Doğru mu? Doğru mu? Tahminimden daha akıllı çıktın. Yalnız niye suçu Kemal'in üstüne attın? Şimdi siz tahmininden daha akıllı çıktım diyorsunuz ya. Ben ondan da akıllıyım. O içeride olduğu müddetçe sen bana dokunamadın. Oğlunun kurtuluşu buna bağlı. Kemal, Kemal. Kemal, ne oluyor? Ne oluyor? Hepsi bitecek. Bütün gerçekler ortaya çıkacak. Merak etme. Metin ol. Nereye götürüyorsunuz? Savcılığa gidiyoruz hanımefendi. İstanbul Emniyeti'nde arkadaşım var. Faik komiser. İfademi alan amirde numarası var. Onu ara. Sana yardımcı olacak, tamam mı? Tamam. Ararım. Hasretle Kadir'e iyi bak. Hı? Annem yaşlı kadın, sahip çık. Sen büyüklük göster. İdare et, tamam mı? Hı? Tamam. Çiçek'le Mert'e söyle, babanız sizi çok seviyor de. Sen söyleyeceksin, sen. Senin bir suçun yok ki. Sen bir şey yapmadın ki. Sen kendin söyleyeceksin. Annenle kardeşi sana emanet. Tamam mı kurucuğum? Gidelim Kemal Bey. Hadi Kadir. Hadi Kadir, hadi. Baba. Senin hiçbir suçun yok. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Sen çıkana kadar aile bana emanet. Gözün arkada kalmasın, olur mu? Sen nerede? Şimdi ne olacak? Şu anda sizin için yapabileceğiniz şey yok. Kemal Bey savcılığa sevk edildi. Savcı Bey önce...
Hadi arayalım da ondan sonra gidelim. Kadir, benim dükkana gitmem lazım. Yerime başkasını bulamamışlar. Beni haberdar et, tamam mı? Tamam, dur. Sağ ol. Ah, çalıyor. Alo. Kusura bakmayın, bu saatte rahatsız ediyorum. Ben Nilgün İpekçi. Kemal İpekçi'nin eşiyim. Şimdi bu keyifli sohbete biraz ara vermemiz gerekecek. Sizi şöyle alayım. Niyeymiş o? Birazdan bir arkadaş gelecek, onunla küçük bir görüşmem var. Siz bizi oradan duyabilir, görebilirsiniz. Sıkıntı yok. Yalnız sizden ricam, lütfen sessiz olun ve gösterinin tadını çıkar. Kim o? Ya hadi. Macide Hanım, lütfen. Sessiz. Sen ne işler çeviriyorsun? Ya hadi, hadi Macide Hanım, hadi. Badel! Hop! Buradayım. Getirdim lan paramı. Getirdim, getirdim. Bekle. Vay be. Darphane mi soydun lan Fadıl? Nereden buldun bu kadar parayı? Ya şöyle diyeyim. Ben artık iş adamı oldum. Al bak. Bunu da sana aldım. Öküz öldüren değil ha. En kalitelisini. Bak. Acelem var Fadıl. Parayı alıp Zula'ya koyacağım. Oradan sonra da cezaevine geçeceğim. Sabaha karşı orada olmam lazım ki hiç çıkmamışım sanılsın. Ya tamam, sabaha daha çok var. Al hele. Sen keyfine bak, ben de senin parayı ayırayım. Ha. O çantada ne kadar var? 1 milyon. Hep sen. Say istersen. Saymama gerek yok Fadıl. Gittiğim yerde sayırlar. Eksikse bizzat tamamlatırlar sana. Öyle olsun. Fadıl. Oğlum sen verimli toprağa düşmüşsün. Bakıyorum da sulak yerden parayı topluyorsun ha. İşlerin iyi. Ne demek o? Şu demek Fadıl, bir ay sonra bana 2 milyon daha vereceksin. Tamam ya, ben sana değil 2, değil 12, 102 milyon vereyim. Mesele o değil de, merak ediyorum ne yapacaksın o kadar parayı? Yani ne işine yarayacak o para? Lan para bir insanın ne işine yarar? Herkesin ne işine yarıyorsa benim de o işime yarayacak. Beyinsiz Fadıl, beni kullanıp atacağını zannettin değil mi? Yok, estağfurullah. Ben de tam o yüzden sordum ya. Ya birincisi, sen insan değilsin. İkincisi, birazdan öleceksin. Para ölülerin işine yaramaz ki. Öleceğim mi? He. Ne zırvalıyorsun lan sen? Oğlum, ben senin o kadar suç ortaklığı yapmışım. O kadar Ali Cengiz oyunu çevirmişim. Seni böyle elini kolunu sallaya sallaya rahat rahat gezmene göz yumacağımı mı sandın? Ben cahil cahil ölüp gitme. Bir şeyler öğren de öyle git. Çaranın içinde zehir vardı. Ne oldu? Başın dönmeye başladı değil mi? Macide Hanım. Oy. Ciğerim çıktı oy. Ya hayat zor be Macide Hanım. Ben şu parayı kazanıyorum, kazanıyorum da Allah biliyor yani. Canım çıkıyor yani. Ya hiç kolay değil ya. Herife bak. Kullarımız sümüklü mendil olmak istemiyormuş. Sümüklü mendil olmayı hiç kimse istemez. İşte o yüzden oğlun senin tutuklu ve de cinayet zanlısı.
Merhaba Kemal Bey. Benim adım Varol. Merhaba. Beni Akif Bey aradı. Buyurun oturun isterseniz. Durumu anlattı. Onu da işiniz aramış. Geçmiş olsun öncelikle. Sağ olun. Yani bir şey yapabilecek miyiz? Bu iş uzadıkça uzadı çünkü. Savcı Bey'le görüştüm. İfadeniz alınmış. Hı, evet. Savcı Bey balistik raporun çıkmasını bekleyecekmiş. Sizi tutuklanmanız talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk ediyor. Ben nasıl olabilir öyle bir şey? Ben kimseyi öldürmedim. Herkes gördü. Silahı karıma doğrulttu. Tehdit etti, öldürmek istedi. Herkesin önünde oldu bunlar. Sakin olun Kemal Bey. Haklı olduğunuzdan, doğru söylediğinizden eminim. Savcı da sonuçta görevini yapıyor. Mahkemenin sizi tutuklama kararı vereceğini sanmıyorum. Durum da çok ümitsiz görünmüyor. Tabancada parmak izleriniz varmış. Ama tabanca zaten sizin. Sadece tabancanın orada bulunmasını açıklamak gerekecek. Nasıl geldi, kim getirdi? Balistik rapor önemli. Maktulün vücudundan çıkan kurşunun sizin tabancanızdan çıkıp çıkmadığının kesinlik kazanması lazım. Mahkemenin sonucunu bekleyeceğiz yani. Evet, öyle. Aziz'i sen öldürmedin. Sen ateşi maşayla tutuyorsun da ben niye yapmayayım Ajdan? Senin gibi seçkin bir kadın beni niye seçsin ki? Macidan. E niye olacak? Kullanıp sonra sümüklü mendil gibi asmak için. Ben de bunu ayıktım ve rahmetliyle bir görüşme ayarladım. Bu arkadaş hapisteydi. Hala hapiste. Hapiste be? Resmen hapiste. Yani hiç çıkmadı ki. Senden aldığım 2 milyonla hemen arkadaşı cezaevinde ziyaret ettin ve ona reddedemeyeceği bir teklif sundu. 2 milyon karşılığında Aziz'i öldürecek. Cezaevinde olduğu için Aziz'i öldürmüş olması mümkün değil. Tabii. Silah da Kemal'in. Ya. Doğal olarak Kemal'in parmak izi var üzerinde silah. Benim paramla bana kumpas kurdun. Ne çakalmışsın sen. Deveciğiniz. Bir de tabii samimiyetinize inanarak şunu da belirtmek isterim ki siz ve ben bundan sonra artık ortağız. Seninle ortak iş yapacağım ha? Yani öyle iş ortaklığından bahsetmiyorum Macide Hanım. Benim dediğim daha çok kader ortaklığı. Artık bu oyunda ben de varım. Kemal'in hapisten çıkması benimle iyi geçinmenize ve beni memnun etmenize bağlı. Ha bu arada benden kurtulmayı düşünüyorsanız falan diye diyorum. Aklınızdan bile geçirmeyin, olur mu? Kendini garantiye aldın ha? Uy, hem de nasıl? Macide İpekçi, Aziz Bayhan'ı öldürmem için bana 4 milyon lira verdi. Beni azmettiren Macide İpekçi'dir. Başıma herhangi bir şey gelirse sorumlusu odur. Bir avukat tuttum. Bana bir şey olursa kapalı zarfı alıp gerekli işlemleri başlatacak. Ha, bankaya yatırdığın para da bunun ispatı olacak haliyle. Kemal'in tabancasını sen nasıl aldın? Kasa kilitliydi. İşte onun için size ayrı bir başlık açmam gerekecek. Onun sırası gelince anlatırım. Ama şimdi ne yeri ne de zamanı. Ya Kemal'in istikbali? Farkındayım. Biliyorum. Ama yani Kemal'in biraz daha hapiste kalması başta kendi olmak üzere herkesin menfaatine diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun be? Ya Vajda. Ya Kemal daha bugün bakkala gidip tek başına ekmek almış adam değil. Bırak kalsın hapiste. Hayatı tanısın. Olgunlaşsın. Ne bileyim. Ya içeride olduğu zaman zarfında da size, Suzan Hanım'a, çocuklarına falan yaptıklarını başka bir bakış açısıyla değerlendirir. Başka bir bilinçle bakar olaya diye düşünüyorum. Siz de öğütlerinizle ona yön verirsiniz diye yardımcı olursunuz. Yani biz nasılsa Kemal'i istediğimizden çıkartırız dışarı. Nasıl? Sen merak etme Macide Hanım. Kemal'e en ufak bir kötülük gelmesine başta ben izin vermem. Adam bir kere suçsuz ya. Değil mi? Ne suçu var o adamın? Hakikaten adisin sen.
Hem de esaslı adi. Ama şimdi beni şımartıyorsunuz siz ya. Yani. Yapmayın. Galiba seni anlamaya başlıyorum ortak. İşte buna çok sevindim Macide. İşte buna gerçekten çok sevindim. Telefonumu alayım. Tabii. Görüşürüz. Macide Hanım. Şu ikinci taksit. 2 milyon. İkinci taksit. 2 milyon. Tamam. Çoğu gitti, azı kaldı. Sana da eyvallah birader. İyi çıkardın. Allah rahmet eylesin. Arkamızda delil bırakmayın. Üşüyor musun? Kemal Bey az sonra getirecekler. Macide Hanım. Durum nasıl? Az sonra duruşma başlayacak. Ben de hazırlıklarımı yaptım. Kemal Bey'in tutuklanmasına engel olacağıma emin olabilirsiniz. O ne hazırlık yaptıysan sen bir dur bakayım. Elini çek. Gidişatı bir görelim. Emin misiniz? Eminim. Ben demeden başka bir şey yapma sakın. Peki yani. Siz nasıl isterseniz öyle olsun. Peki. Peki. Terslik mi var? Yok yok. Yok bir şey yok. Hayır, telefonda konuşuyordunuz da hani bir şey mi oldu? Yok yok, sizinle alakalı bir şey yok. Efendim lütfen giremezsiniz. Hayır, niye tutuyorsunuz canım? Salona gireceğiz. Nöbetçi mahkeme olduğu için giremezsiniz Nilgün Hanım. Sizler lütfen bekleyin. Lütfen oturun burada. Tamam ya, bir şey yok. Birazdan babam çıkacak, hep beraber evimize gideceğiz. Hah. İnşallah. Evet. Alo. Bir ihbarda bulunacaktım. Evet. Galata Köprü'nün karşısında parkta bir ceset var. Ha, ceset. Dosya incelendi. Sanığın ifadesi ve emniyet incelemelerinin neticesiyle birlikte değerlendirildi. Şahitlerin dinlenmesi ve balistik incelenmesinin neticesinin beklenmesi gerekli görüldü. Bu sebeple sanık Kemal İpekçi'nin tutuklu olarak yargılanmasına...
Abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Acele etme. Azıcık zaman geçsin, öyle belli olur. Hoş mu buldun, boş mu buldun? Tamam. Zamanla bakarız. Birader, Allah kurtarsın. Sağ olasın. Senin gibi afilli adamın burada ne iş var? Yani yanlış anlama diyelim. Sen de masumsun yani. Evet. Burada suçlu olmaz zaten. Abi, adın ne senin? Adım Kemal. Abi, ranza boş istersen oraya geç. Sağ olasın. Sağ. Yanında da hiç eşyan yok. Gelişin çok aynı oldu herhalde. Öyle oldu. Abi, Allah rahatlık versin. Sana da. Sana da. Şöyle güzel bir duş yapalım, dinlenelim. Sabah ilk iş babamı görmeye gidersin. Müsaade edersen evimize gireceğiz. Giremezsiniz. Ne demek giremezsiniz? Emri böyle. Ne emri? Sizi eve almam. Ne diyorsun oğlum sen? Şaka mısın ya? Bir dakika oğlum, bir dakika. Kardeşim sen bizi tanımıyor musun? Nilgün Hanım, sizi elbette tanıyorum ama... Bu ev Macide'ne ait, o da. O da bizi eve almamını emretti. Çok üzgünüm. Valizlerimiz. Bizim eşyalarımız mı var burada? Ne oluyor Emine Hanım? Macide Hanım geldiğiniz deliye dönmenizi söyledi. Ya sen ne biçim konuşuyorsun? Oğlum dur. Ben ne yapayım canım? Emir verdi. Alamayız sizi içeri. Sonuçta ev onun evi. Tapusu ona ait. Hadi Hasan Bey, siz de kapatın artık kapıyı.
Evet. Macera devam ediyor. Bir bu eksikti. Oturumu açıyorum. Söz sizde. Nilgün Hanım, ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Yürüyün, gidiyoruz. Nereye bu saatte? Bilmiyorum. Bir yer buluruz. Her yer bu delikten daha iyidir. İşte bu çok doğru. Oldu oğlum, delirdin mi? Delirdim vallahi. Adana'nın yolları taştan. Güzel kız, nasılsın? Bugün çok kötü şeyler oldu. Biliyorum, duydum. O yüzden aklını dağıtıp seni rahatlatmak istedim. Seni aklımdan çıkaramıyorum. Ben de. Görüntülü konuşabilir miyiz? Merhaba. Seni görmesem delirecektim. Yanımda olsan daha iyiydi ama buradayım. Ne yapalım? Sen hep böyle çılgın mısın? Peki sen hep böyle güzel misin? Sence ben güzel miyim? Hep seni düşündüğüme göre. Keşke yanımda olsan. Keşke. Aklıma inanılmaz eğlenceli bir şey geldi. Nedir? Bunlar ne? İskambil kağıdı mı? Alkışlar Çiçek Hanım için. Barışı geçtiniz. Artık yarışmaya başlayabiliriz. Nasıl yarışacağız? Şöyle, kurallar çok basit. Karşılıklı kağıt çekiyoruz. Yani kaybeden üzerinden bir şey çıkartacak. Yok artık, sen kafayı mı yedin? Evet, yalan değil. Güzelliğin bende kafa bırakmadı ki. Oyun sonuçta. Eğlence. Sıkılırsan bırakırız. Tamam, oynayalım. Evet, oyun başlasın. İkili. Şimdi ise Ozan Bey için çekiyoruz. Dokuzlu. Buyurun Çiçek Hanım. Artık hafifleyebilirsiniz. Bu geceyi bir otelde mi geçirsek? Yani yanımda çok az para var. Onu da otele mi vereceğiz? Oğlum sende var mı? Bende de yok valla. Ama İbo var. İbo'da ne var? Ev tuttu ya. Onda kalırız. Oğlum ayıp olmasın çocuğa. Ya yok, ne ayıp olacak anne. İbo ya. Ulaşılamıyor. Ahmet amca var. Onu arayalım. Babam partiye çağırmak için aramıştı. Yurt dışındaydı. Bilmiyorum ki dönmüş müdür. Bir deneyeyim. Ulaşılamıyor. Kimseye ulaşılamıyor. Pek manidar. Hükümet sözcüsü gibi konuştun anne. Of. Döndür. Thank you.
Aman. Olsun benimle, boş ver. Zaten o ev çok güzel bir ev değildi yani. Diyormuşum değil mi şimdi? Ne yani? Zevksiz döşenmiş. O duvarların rengi falan ne öyle? Bir de kocaman. 1000 tane oda var içinde. Ben geçen hasreti aradım evin içinde, bulamadım. Şu halimizde bizi güldürdün ya. Allah'ım yarabbim. Anca nasıl yaşardık bu evde biliyor musunuz? Böyle hepimize birer tane telsiz verecekler. Ben evde dolanacağım böyle. Anne neredesin? Hasret neredesin? Hadi yeter. Yani sonuç olarak burada güzel. Ferah. Tamam sustum. Güzel çocuklarım benim, güzel çocuklarım. Güzel çocuklarım. Siz benim yanımda oldukça, biz beraber oldukça bana hiçbir şey olmaz. Yeter ki babanız yanımda olsun. Siz yanımda olun. Dünyayı yıkarım ben be. Bu günleri de atlatacağız. Bir kere babanız suçsuz. En de sonunda bu anlaşılacak. Önemli olan babanız için bizim şimdi dimdik ayakta durmamız, güçlü bir şekilde. Tamam mı? Keşke babam da burada olsaydı. Birlikte üşüseydik. Buyurun efendim. Bir arzunuz var mı? Ha? Yok yok, şimdilik yok. Belki daha sonra. İyi istirahatler. Eyvallah. Oğlum Fadir, senin hak ettiğin hayat bu lan işte. Tam da böyle bir şey. Şimdiye kadar acayip yazık ettin kendine, bana bak. Ama artık acısını çıkaracaksın oğlum. Kralılar gibi yaşayacaksın. Şöyle adam akıllı, şöyle namuslu, şöyle zengin yemeği söyleyek dur. Alo, oda servis mi? Ha, ben bir şeyler atıştıracağım da sipariş veriyorum. Ha, bana 1,5 Adana. Bol soğan salatası, sıcak olsun. Ha. Hasret Hanım, sevdiğinizi bildiğimden dolayı size kuzu şırdan yaptırdım efendim. Sağ olun efendim. Nilgün Hanım, bu sizin kebabınız. Tam istediğiniz gibi az yağlı, bol yeşillik. Ne zahmet ettin oğlum? Az evvel abi yer yemiştim ben. Aa, lütfen efendim, kebabın yerini tutarmış. Ben de kendime işte simit aldım. Halk bununla nasıl doyuyor diye merak ettim. Merak. Ne güzelmiş sıcacık. Nereden buldun? Şurada hemen fırın mı olmuşsun? Yarın ne yapacağız peki? Yarın sabah ilk iş babanı görmeye gideceğim. Ben de bir şirkete gideyim. Bakalım belki avans mamans bir şey alabilirsem. Dayımdan da ses çıkmadı. Hakikaten o ne yapıyor acaba? Çalıyor ama. Açan yok. Kimden izin aldınız lan burada oturmak için? Birinden izin mi almamız lazımdı? Ne lan? Bir buradan kovulmadığımız kalmıştı. Şş. Senin adın Macide mi lan? Ne diyorsun lan sen? Kadir! Oğlum! Kadir! Anne bir dur! Kadir! Ne diyorsun sen lan? Kadir! Kadir dur oğlum! Kadir!
Oğlum dikkat et! Anne karışma. Kadir! Üstünüzde ne varsa sökülün. Para, yüzük, birazcık ne varsa... Kadir! Gel buraya! Gel buraya! Allah'ım sen bize yardım et. Ne oluyor burada? Arkadaş ayıp olmuyor mu böyle? Yaldır yıldır giriyor içeri. Hayır arasanız beni telefonla ben ifade vermeye gelirdim kendim. Ne diyorsunuz siz beyefendi? Bilmem ne diyeyim ben. Hakkınızda şikayet var. Kim? Tüm otel. Çalışanlar, müşteriler. Ya ne yapmışım ki ben? Gürültü. Ortalık yıkılıyor be. Kardeş, eğleniyoruz burada. Eğlenmek suç mu? Saat kaç farkında mısınız? Kaç olmuş ki bilmiyorum. Kaç olur? Beyefendi siz sarhoşsunuz. Aldım. Azıcık alkol aldım, yalan yok. Ama az aldım. Gürültü kesilecek. Yoksa sizi otelden atmak zorunda kalacağım. Hı. Ama rica ediyorum bak. Araca bindirirken başıma bastırmayın. Seni. Oteli hemen terk edin. Şimdi. Sen beni kovma. Ben kendim kendime giderim. Bırak. Ben sizin b**sa otelinizde kalmadım oğlum. Allah sana para. Ha? Yeter mi? Allah'a fazla para. Ha? Yeter mi? Daha da al lan. Ha? Alın lan. Alın. Dayı sen de şunu al. Sen istediğin için değil. Ben kendim kendime gidiyorum. Tamam mı? Ama sen var ya. Sen bittin sen. Seni var ya. Hayatını bitirdim oğlum ben. Benim sosyete ne büyük çevrem var. Sen onu bilir misin? Bu yaptıklarının hepsini... Sosyeteye anlatacağım. Ondan sonra var ya, bir daha otelde hiç kimse kalmayacak. Sen benim adım ne biliyor musun? Benim adım Fadıl oğlum. Kral Fadıl diyeceksin lan sen bana. Salak salak bakma lan suratıma. Bırak lan! Yürü lan! Bırak lan! Bırak! Kızlar. Öpüyorum. Araşalım. Hadi size kolay gelsin. Alo. Alo toprağım neredesin be? İş daha yeni bitti be kardeşim. Ha. İbo sıkıntı var. Hayırdır ne oldu? Şimdi şöyle daha sonra anlatırım da. Yani özetle biz sokakta kaldık. Yani bugün sen de kalabilir misin? Ne diyorsun ya? Tabii tabii ben şimdi geçiyorum. Siz de gelin eve doğru. Tamam. Tamamdır. Hadi eyvallah. Hadi. Bas git lan. Bırak lan. Şimdi elini kolunu s**ma. Allah. Kadir aramış duymamışım ki. Dayım arıyor. Alo. Neredesin be dayı? Ya bu oğlana bir tane benim canım sıkkındı da biraz. Kafayı dinleyeyim diye telefonda sessize aldıydım da. Siz neredesiniz ki? Abi şimdi ben demin İbo ile konuştum size geliyoruz. Niye ki? Macide da bizi evden attı. Değil mi? Ha aynen öyle. Tamam. Haydi sizle görüşürüz o zaman. Tamam tamam. Vay Macide Hanım vay.
Ya kusura bakmayın, ben anca gelebildim. Yani kusur oğlum, saçmalama hadi. Hadi geçin geçin. Gelin gelin buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya kusura bakmayın. Öyle iki göz bir ev işte. Ucuz olsun diye. Şimdi Kadir'i ben Fadıl abi biz içerideki odada yatarız. İşte siz de artık burada idare edersiniz. Oğlum seni rahatsız ettik. Vallahi mecbur kaldık. Asıl sen kusura bakma. Ya olur mu hiç öyle şey Nilgün teyze? Sen bana analık yaptın yıllarca, kalbini açtın. Ben bu kadarını yapmışım çok. Sağ ol. Ben geldim. Oo, hoş geldiniz. Hayırdır Nilgün, ne oldu? Ne oldu? Eve gittik. Bavullar kapıdaydı. Ama ben dedim sana. Ben dediydim sana iyi. Bunlara dikkat et dediydim ama sen abini dinlemeyip eli kadınla adamını dinleyince olacak. Ya Allah aşkına sırası değil şimdi. Ha, tamam lan. Buna da bir şey söyleme ya. İyi hadi. Hadi ben yattım. Ben de şu valizleri götüreyim. Biz de dinlenelim biraz. Ben sabah hemen babanızı görmeye gideceğim. Aynen. Ben de bir işe gideyim sabah. Ben de seninle gelirim anne. Okul? Gitmeyeceğim. Hayır. Herkes işine. İyi uykular. Günaydınlar. Günaydın. Anne. Günaydın. Günaydın canım. Sizce bugün babamı görebilir miyiz? Avukatlar gerekeni yapıyorlar. Bizim oraya gitmemiz doğru olmaz. Haber verince uygun olursa gideriz. Peki. Hadi bakalım, güzellik okulu bırakacağım daha. Öpüyoruz. Bay bay. Nasıl bu kadar rahat durabiliyorsun? Yırtılsam, kendimi parçalasam bir faydası var mı? Bir şey yapacak mıyız Kemal kurtarmak için? Yaparsın. Yaparız mı, yapacağız mı? Yapacaksak ne yapacağız? Yapacağız. Ama biraz bekleyeceğiz. Neyi bekleyeceğiz? Adam hapiste. Biliyorum. Hapiste. Ama daha hüküm giymedi. Tutuklu. Her şeyi takip ediyorum ben. Bekleyeceğiz. Biraz durulsun. Olayları şöyle bir düşünsün. Bunun doğru düşünmesine sen ve ben yardımcı olacağız. Doğru yolu bulduğundan, bizim istediğimiz gibi davranacağından emin olduktan sonra çıkaracağız. Artık oyunun kurallarını biz koyacağız. Emine'ye söyle, Kemal'in eşyalarını hazırlasın. Birkaç pantolon, birkaç da kazak koysun. Üşümesin orada. Hadi, hemen götür. Tamam. Fadıl. Macide Hanım. Paran hazır. Hemen gel. Benim eve. Emriniz olur. Hemen geliyorum. Kolay gelsin.
Binaya giriş izniniz iptal oldu. Lütfen binadan çıkın. Sorayım ama. Geçirmedi bu ama geçiş izniniz iptal edilmiş diyor. Bir yanlışlık var herhalde. Binaya alınmamanız konusunda kesin talimat var. Binaya alınmamam konusunda talimat var. Kim? Macide Hanım. Nerede o? Burada mı? Beyefendi çıkar mısınız? Beyefendi uyuyamazsınız. Nerede? Burada mı? Buyurun. Cevap versene. Burada mı kendisi? Buyurun beyefendi. Ya bittin be koluna sahip. Buyurun. Bir sak. Burada mı şu an? Çıkar mısınız? Ya bir bırak be. Ben çıkıyorum. Aa, sen gitmedin mi daha? Geç kalmışsın. Yo, Emine yeni aradı. Eşyalar hazırmış. Önce eşyalar alacağım, sonra Kemal'e gideceğim. İyi, hadi gecikme. Efendim Fadıl. Neredesin sen? Tamam, arka kapıdan gel. Merhaba Macidan. Merhaba. Geç karar veremiyorum. Macide Hanım mı diyeyim, patron mu diyeyim? Emin olamadım hala. Zevzekleşme. Emredersiniz. Siz ne derseniz o tabi. Ben yalnızca hakkımı olanı almaya geldim. İyi. Ayberk çanta değil mi bu? Evet. Onunla mı geziyorsun? Öyle. Hep gözümün önünde olsun istiyorum. Arada açıyorum, okşuyorum falan. Bir günden haberin var mı? Ne? Dün gece sokakta geçirmişler. Evden atmışsınız da onları. Şimdi neredeler? Şimdi İbo'nun evinde kalıyorlar. Kadir'in bir arkadaşı yok mu İbo? O işte. Sağ ol. Bir şey değil. Ozan. Çiçek. Ben de seni bekliyordum. Sana bir sürprizim var. İzleyeceğim bir şey var. Hadi gel. Nedir? Bekle. Ozan bunu niye kaydettin? Beğenmedim mi? Ne lüzumu vardı siz şunu? Sana söyleyeceklerini yapacaksın. Eğer istediklerimi yapmazsan bu videoyu internete koyar, seni rezil ederim. Kimseye tek bir kelime etme. Anlaşıldı mı? Çiçek. Çiçek iyi misin? Çiçek. Çiçek o çocuk sana bir şey mi yaptı? Rahat bırak beni. Ya yok bu pantolon şu şey kısmı... A kısmı biraz bol oldu gibi sanki. Tabii hemen bakarız. Yalnız rica etsem şu çantaları bıraksanız daha rahat çalışırız. Hı. Yok öyle bir dünya. Güzel benim. Çantalar benimle kalacak. Şöyle gözünüz önüne koyalım. Bir şey olmaz burada. Olmaz ya. Ben bunları ne emeklerle kazandım sen onu biliyor musun? Peki olduğunuz yere bıraksanız. Ama buradan bir yere kıpırdamam bak onu söyleyemem.
Tabii efendim, ben giysileri buraya taşırım, merak etmeyin. Zahmet olacak. Tamam, o denediklerimin hepsini alıyorum ben. Hepsini mi? Ha, hepsini. Şimdi tabii sen bunda para yoktur falan diye düşüneceksin ama merak etme. Bizde para. Ha? Çil çil. Gördün? Tamam mı canım ben? Hadi bak. Hadi bakayım. Macide anne, Kemal'in eşyalarını bıraktım ama Kemal'i göstermediler. Anlamadım, prosedür gereğiymiş, sayım mı yapıyorlarmış, kontrol mü varmış? Göremedim yani. Yarın inşallah. Tamam, görüşürüz. Kemal İpekçi, bu sana gelmiş. Sağ ol. Kötü olan her şey geçmişte kalacak. Süslü. Bu kıyafetlerle bize defile mi yapacaksın? Eğlence var arkadaşlar. Bu çaylak bize defile yapacakmış. Bulaşma. Bulaştım bile. Haydi başla. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Otelimize hoş geldiniz efendim. He, hoş bulduk, hoş bulduk. Alayım mı sen? Bırak, bunları bırak. Bagajdakileri kap, dışarı götür, hadi. Ece, dün olanlardan haberin var mı senin? Yok. Ne olmuş? İpekçim, Kemal İpekçim. Dün akşamki partide bir adamı vurmuş. Ve adam ölmüş, inanabiliyor musun? Ne diyorsun sen ya? Çok ciddiyim. Vallahi ben de ilk başta inanamadım ama... Thank you.
yüze yöneldi. Bıçak gibi omurga. Yatakta beşik gibi değil mi? Ne? Dur şimdi. Dur şimdi biraz iş yapak. Efendim. Alo. Merhaba Suzan Hanım, ben Fadır. Ne istiyorsun? Ben bir şey istemiyorum Suzan Hanım. Fakat ben size bir şey verebilirim. Ne demek istiyorsun anlamıyorum. Ben size bir şey verebilirim demek istiyorum. Bir bilgi, misal. Daha çok bir haber diyek. Yani işinize yarayabilecek bir şey. Ne karıştırıyorsun yine Fadır? Ben bir şey karıştırmıyorum Suzan Hanım. Ben hiç karıştırmam. Ben daha çok karşılıklıklar çözen kişi. Söyle bakalım neymiş? Mert'in kaçırılmasında Tamer'in parmağı var. Ne? Bir daha mı söyleyeyim? Tamer mi? Evet, Tamer. Yok. Yalan söylüyorsun, böyle bir şey mümkün değil. Ama şimdi beni üzüyorsunuz Suzan Hanım siz. Peki. Nereden bileceğim ben doğru söylediğini? Tamer'in kızına sormaya ne dersiniz? Ece'ye. Anlaştık. Soracağım. Ama eğer yalan söylüyorsan Fadıl. Bende yalan yok. Suzan Hanım beni biliyor. Görüşeceğiz. Yoruldum ya. Çalışmak adamı yıpratıyor iyiyim. Suzan Hanım. Merhaba Ece. Seninle konuşmak istediğim önemli bir konu var. Şirkete gelebilir misin bir an önce lütfen? Suzan Hanım. Ne söyleyeceksiniz telefonda söyleyin lütfen. Zira yüz yüze görüşünce pek anlaşamıyoruz çünkü. Ece. Önemli olmasa ben de seni aramam, merak etme. Peki madem. Benim gitmem gerekiyor. Kusura bakma. Afiyet olsun. Eyvallah. Oğlum anlaşıldı, bu macide bizi rahat bırakmayacak. Ya ne istiyor bu kadın sizden, ben anlamadım ki. Sevmiyor. Oğluna yakıştıramıyor filan. Ya tamam, sevme zaten. Senin sevgin de yerin dibine batsın da. Ulan şu zamanda yapılacak iş mi şu? İnsanın kalbi taştan olsa yumuşardı. Bunların dünyası başka dünya, toprağım. Başka galaksi, başka gezegen. Ama yani Kemal amcaya da bu Macide Hanım'ın büyütmüş olması, o da bir ayrı enteresan tabii. Yanlış bir şey mi söyledim? Yok be oğlum, ya. Ne bileyim, alıştıydım be. Yani tam diyordum işler yolunda gidiyor. İşte tam babam var gibi hissediyordum falan. Adam içeri düştü anasını satayım. Bu hayat bize gülmeyecek galiba. Sizin gönlünüz bir oldu bir kere. Bundan sonrası fasafisi. Suzan Hanım. Nedir benimle konuşacağınız şey? Kafamı karıştıran bazı şeyler var. Doğrudan konuya girelim isterseniz daha iyi olur. Tabii.
Mert'in kaçırılma meselesi. Bu olayda babanın parmağı var mı? Ece, ben bilmiyorum. Nereden bileyim? Bilmem. En azından bir şeyler biliyorsan ve söylemiyorsan onlar kadar suçlu sayılırsın. Bu çok ciddi bir mesele çünkü. Ben karışmak istemiyorum bu konuya. Söz konusu Mert. Seni nasıl karıştırma? Mert'i o adamın elinden kurtaramayabilirdik. Başına kötü şeyler gelebilirdi. Seni hiç mi ilgilendirmiyor gerçekten? Mert'in birazcık hatırı kaldıysa bildiğin her şeyi anlatırsın Ece. Beni karıştırmayın lütfen diyorum. Ece belli ki bir şey biliyorsun. Bana açık açık anlatacaksın. O benim babam. Mert de benim oğlum. Evet. Babam da kaçırılma işi içerisindeymiş. Söyledim işte. Daha fazlasını öğrenmek isterseniz babamla görüşürsünüz. Merhaba, buyurun. Kadir Bey'in odası nerede acaba? Kim? Kadir İpekçi. Kadir Bey artık burada çalışmıyor maalesef. İşten ayrıldı mı? Şirket birleşiği kesildi. Hmm, anladım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Alo. Merhaba. Şey, başına gelenleri duydum. Geçmiş olsun. Hem baban için hem de... Seni işten çıkarmışlar. Evet, öyle oldu. Sağ ol, aradığın için. İyi misin? Yani ne kadar iyi olunabilirse o kadar iyi. Annen, kardeşin? Onlar da aynı, iyiler. Kemal amca için çok üzgünüm. Ama merak etme, en yakın zamanda masum olduğunu öğreneceklerdir. Sonra görüşürüz. Kimle konuşuyordun? Sana hesap mı vereceğim bir de? Senin Kemal amca dediğin kişi benim de babam Ece. Hani bir bana da bir geçmiş olsun demeyi düşünüyor musun acaba? Fırsat verseydin belki düşünürdüm. Fırsat verseydim. E Kadir'i düşünmüşsün. Acaba o nasıl bir fırsat verdi? Senin baban tutuklu. Ailenin başına gelmeyen şey kalmadı ve bunu mu düşünüyorsun şu anda? Önceden olsa alttan alırdın, özür dilerdin, yanıma gelirdin. Şimdi bakıyorum da çırpınıyorsun. Neyin telaşı bu? Telaş değil. Ya sen bir empati yapsana. Kendini bir benim yerime koysana. Sen kendini Kadir'in yerine koyuyor musun? Kadir, Kadir, Kadir. Ne oldu Kadir'e? Ne var Kadir'de gene? İşten çıkarıldı. Bilmiyor musun? Kadir işten mi çıkartıldı? Ya, öyle işte. Hoş buldum. Seni çok özledim. Ben de. Aramızda böyle camlar var, duvarlar var ama senin yüzünü hiç aklımdan çıkarmıyorum. Çok özledim. Ağlama. İlgün ağlama. Birkaç parça eşya getirdim sana. Şey, çamaşır falan. Aldılar, yani vereceklermiş. Yok, aldım aldım. Sağ ol. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Rahat mısın burada? Evin gibi olmaz tabii de. Rahatım yani.
Biraz tatil gibi oldu böyle. Çok yorulmuşum çalışmaktan. Çok iyi arkadaşlarım var. Bütün gün sohbet ediyoruz, oturuyoruz. Her şey yolunda, merak etme. Yeme içme işini ne yaptın? Her şey var burada canım. Kantin de var. Biraz kilom vardı, kilo veririm diyordum ama alacağım diye korkuyorum. Siz nasılsınız? Her şey yolunda mı? İyiyiz, iyiyiz. Çocuklar işinde gücünde. Ben de evdeyim. Annem bir sıkıntı yaratmıyor değil mi? Aranız iyi. Yok, yok. Yani bu işler olunca o da biraz böyle pamuk gibi oldu. Benim de çocukların da üstüne titriyor sağ olsun. Çocukların iştahına dikkat et, olur mu? Yani şimdi üzülürler falan, yemek yemezler. Ediyorum ben ya, sen merak etme. Dün moralleri yerine gelsin diye hasrete kuzuşuyla yedirdim. Kebap yedirdim ben Kadir'e de, yeşil bitler falan. İyiler ya, biz iyiyiz, sen bizi düşünme, kendine bak. Sizi çok özledim. Çok. Biz de. Ama geçecek bu günler. Geçecek inşallah. Bir de şey var. Şu benim avukat. Arıyorum arıyorum, ulaşamıyorum. Yani ne yapacağız bilemiyorum. Ben ulaşırım, konuşurum, giderim yani. Giderim ben, sen merak etme, hallederim ben o işi. Mutlaka konuşurum onunla. Görüşme bitti. Tamam, tamam. Çocuklara dikkat et. Merak etme. Kendine dikkat et, tamam mı? Çok seviyorum seni. Seni çok seviyorum. Görüşme bitti. Tamam. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Merhaba Tamer'cim. Nasılsın? İyiyim. Sesin iyi geliyor. Affedildim galiba. Şey için aradım seni. Ben seninle bir şey konuşmak istiyorum da. Ama Macide annenin evindeyim. Geliyorum hemen. Güzel. Görüşürüz. Biliyorum. Beni görmek istemiyorsun ama merak etme, çok kalmayacağım. Çiçek, senin için endişeleniyorum. Yalan söyleme. Benim için kimse endişelenmez ki. Ya olur mu öyle şey? Ben senin için endişeleniyorum. O çocuk bir şey mi yaptı sana? Bana güvenebilirsin. Çok güzelsin dedi. Başka? Doğru mu sence, ben güzel miyim? Elbette güzelsin. Öyle söyleyince hoşuma gitti işte. Çok doğal. Hangi kıza sen güzelsin denilse hoşuna gider. Beğenilmeyi herkes ister. Ben de salak gibi inandım. İstediği her şeyi yaptım. Bu çocuk senden ne yapmanı istedi? Videomu çekti. Nasıl? Nasıl bir video? Tamam. Sen hiç korkma, tamam mı? Üzülme. Utanılacak hiçbir şey yok. O çocuk belli ki sana saygısızlık etmiş. Ama halledeceğim ben bunu.
Herkes bana şişkosun, kilo alıyorsun diyor. Annem bile. Demek ki çirkinim ben. Ama o çocuk bana çok güzelsin dedi, o yüzden. Olur mu öyle şey? Sen çok güzel bir kız. Ve o çocuk da bu yaptıklarının hesabını ödeyecek, tamam mı? Sen şimdi dersine gir ve bunları düşün. Ben halledeceğim. Sen nasıl halledeceksin? Nasıl yapabilirsin ki? Annem ve babam o videoları görürse ben biterim. Babamın yüzüne bakamam. Onun derdi ona yeter zaten hapiste. Çiçek, bana güven. Ben halledeceğim. Kimse de duymayacak, tamam mı? Suzan. Hoş geldin. Nasılsın? Şimdi iyiyim. Kızım ne yapıyorsun sen ya? Manyak mısın sen? Nereden çıkıyor bu tokat filan? Azize Mert'i kaçırması konusunda yardım etmişsin. Adam gibi sor anlatayım, ne tokat atmak ne? Adam gibi sor anlatayım mı? Evet. Adam gibi soruyorum. Ben sana söylemedim mi, beni tehdit etti demedim mi? Ben onu sormuyorum. Azize Mert'i kaçırmasında yardım etmişsin. Bu süreçte onun yanında olmuşsun, ortak olmuşsun. Hepsini duydum. Bana her şeyi düzgünce anlatacaksın şimdi. Peki. Ortaklık burada biter. Bu saçma sapan sevgililik palavrası da biter. Yeter! Aman biterse bitsin be! Ya sıkıldım sizin bu saçma sapan aile dramanızdan. Ne? Ben çok mu meraklıyım seninle sevgili olmaya? Eğer Macide annenin haberi olmasaydı, o istemeseydi, ben seninle sevgili olur muydum sanıyorsun? Ne? Sen biliyor muydun bütün bunları? Elbette biliyordum. Ben her şeyi biliyorum. Ama siz, ben neyi bilmenizi istiyorsam o kadarını biliyorsunuz. Öyle kendi başınıza hareket edemezsiniz. Ben ne zaman bu sevgililik palavrası bitti dersem o zaman bitecek. O zamana kadar böyle dolaşmak durumundasınız dışarıda. Bu hepimizin menfaati için geçerli. Üstelik sen de sütten çıkmış ak kaşık değilsin Suzan'a. Sen bana Kemal kasasının şifresini vermeyedin. Ben o silahı nasıl alacaktım orada, değil mi? Fadıl, ben o şifreyi sana para al diye verdim. Ne silahından bahsediyorsun sen, ne diyorsun? Neyse, bunlar artık önemli değil. Asıl önemli olan bununla beraber nasıl ortak olup Kemal'e kumpas kurduğumuz. Şirketin kasasını nasıl boşalttınız? İşte bu yüzden ikinizi birbirinize sevgili yapıp zimmetledim. Anlıyor musun Suda? Anlıyor musun Tamer? Şimdi burada bulunan herkes birbirine muhtaç. Çünkü herkes birbirinin açığını biliyor. Bu yüzden birlikte hareket etmek durumundayız. Birbirimizi kollamak durumundayız. Hepimizin menfaati için. Anlaşıldı mı? Suzan. Tamer. Güzel. Ayrıca siz şirket soymakta ustalaşmışsınız. Tecrübe edinmişsiniz. Bundan sonra bu tecrübeyi kendi hizmetime alıyorum. Şunu aklınızdan çıkarmayın. Patron benim. Alo, Kadir. Yelda ben. Olanlar için çok üzüldüm. Kemal amca iyi mi? Ben aslında daha önce arayacaktım sizi ama başınızda bin bir türlü dert olunca. Ya şey diyecektim, Kemal amcaya bazı mektuplar falan geldi. Belki önemli bir şeydir, istersen getireyim sana. Hı hı. Tamam. Tamam.
Orada görüşürüz o zaman. Efendim Hasret? İbo, okulda acil bir durum oldu da gelebilir misin? Sen iyi misin? Bir şey mi oldu? Yok yok, benimle alakalı bir durum değil. Gelince anlatırım. Tamam, tamam. Ben hemen geliyorum. Usta. Efendim. Ben bir çıkayım, siparişe de götüreyim. Ha? Bir an önce git gel. Tamam. Sen onu attın mı abi? Attım. Sen onu bir daha almayacaksın mı abi? Yok, almayacağım. Vallahi mi abi? Hı? Ben onu alayım mı? Al, al. Vallahi, tamam geri almayacaksın ama değil mi abi? Yok, almayacağım. Senin olsun. Abi yakıştı mı? Gel. Yani Nilgün Hanım iki saatten fazladır bekliyor. Gitmedi mi daha? Gitmedi. Gidecek gibi de durmuyor. Peki. Al içeri. Buyurun Nilgün Hanım. İyi günler, hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun oturun. Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum ama ben Kemal'le ilgili olarak geldim. Yani ne durumda, neler oluyor? Sizi aramış, ulaşamamış, siz de onu aramamışsınız. Şu anda yapılacak bir şey yok. Bekliyoruz. Anlamadım. Bekliyor muyuz? Yani bir şey yapmayacak mısınız? Yapılacak olanları yaptık zaten. Bekleyeceksek size ne gerek var? Nilgün Hanım, acınızı anlıyorum ama... Bakın, Kemal size ulaşamıyor. Peki siz nasıl oluyor da Kemal'e ulaşamıyorsunuz? Ben bunu anlamıyorum. Bunun sebebini öğrenebilir miyim? Benim tek davam bu değil. Ne demek benim tek davam bu değil? Siz Kemal'in avukatısınız. Yıllardır onun yanında çalışıyorsunuz ve şu an Kemal'in size ihtiyacı var. Bunun farkında mısınız? Nilgün Hanım, beni anlamıyorsunuz. Sizin şu an tek işiniz var. Kemal'i kurtarmak. Seni şikayet ederim. Yemin ediyorum ederim. Ve bu yaptığını herkese anlatırım. Bir sosyete avukatı için de bu çok iyi bir reklam olmaz herhalde. Nilgün Hanım, beni yanlış anlıyorsunuz. Söylediklerinizle sonuna kadar haklısınız. Ama ben de haklıyım. Çaresizim. Kemal Bey'in dosyasıyla ilgilenme işimin tek sebebi bu konuda yetkili olmayışımdır. O ne demek? Macide Hanım, bu dosya için gerekli olan vekaleti benden geri al. Üstelik durum sizin sandığınızdan çok daha karışık. Kemal Bey'in üzerinde bir sürü borç gözüküyor. Benden duymuş olmayın ama bu borçlar da oldukça yüksek meblağlarda. Ne borcu? Çok, çok borç var. Bakın, size bir tavsiyem var. Kendinize iyi bir avukat bulun. Hem de iyi bir avukat. Maalesef ki benim bir faydam yok. Elimden bir şey gelmiyor. Hayır bu. Selam. Hayırdır, sıkıntı mı var? Çiçek'le ilgili. İstersen dışarı çıkıp konuşalım.
nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama sanırım Ozan diye bir çocuk Çiçek'in özel videolarını çekmiş. Ne diyorsun ya? Nasıl yani? Şimdi de Çiçek'e şantaj yapıyor. Çiçek? Ne haber? İşte şu. Çıkışta bir şeyler yapalım mı? Çiçek! Ben senin istediğin şeyleri alayım. Akşam görüşürüz o zaman. Tamam. İyi misin? İyiyim. Eve gitmem lazım. Dikkat et, tamam mı? Ozan! Ne haber ya? Sen kimsin? Aa, bak tanımadım deme şimdi. Ne oluyor ya? Elini çek. Bak gel gel. Gel ben sana kim olduğumu anlatacağım şimdi. Vallahi ben hatırlatacağım sana kendimi. Sen beni hakikaten tanımadın mı? Hayır, sen kimsin? Gel gel. Bak şimdi. Az önce çok sevgi dolu, anlayışlı bir kız bana ne dedi biliyor musun? Çocuk dedi, daha liseli dedi ya. Gençtir dedi. Yaptığının ne kadar yanlış olduğunu anlarsa yaptığından vazgeçer. O görüntüleri siler dedi. Ben de ona peki dedim. Şimdi o görüntüleri bir sil bakalım. Hadi. Hadi. Sonra dedim ki, bak ben güzel güzel konuşur anlatırım. Yalnız o çocuk, yani sen beni dinlemezsen ben de sonra onu bir güzel pataklarım dedim. Bana bak, Çiçek'ten uzak duracaksın. Eğer bir yanlışını daha görürsem işte o zaman sana kötü davranırım. Tamam mı? Tamam, hallettim o işi, görüntüler silindi. Güzellikle hallettin değil mi? Tabii tabii. Yaptığının yanlış bir şey olduğunu anladı değil mi? Anladı canım, anladı. Anladı. Hasret Hanım. Efendim? Müdür Bey sizi çağırıyor. Tamam, geliyorum. Allah Allah, ne oldu ki? Ben bir bakayım. Tamam tamam, ben bekliyorum seni burada. Tamam. Gel. Size kötü bir haberim var. Nedir? Okulla ilişkinizi kesmek zorundayım. Kovuldum yani, öyle mi? Evet. Ya bakın, Ozan gerçekten çok kötü bir şey yaptı ama... Ozan ne yaptı bilmiyorum ama sizin kovulmanızda onun bilgisi yok. Ne peki? Şikayet var sizinle ilgili. Ne şikayeti müdür bey? Sözleşmenizi iptal etmek zorundayım. Sorunun ne olduğunu bilmiyorum ama bana söylemeden nasıl müsaade edersiniz buna? Hasret Hanım, sizin için yapabileceğim bir şey yok. Peki. Macide Hanım. Nasıl oldu bütün bunları anlamıyorum. Vallahi ben de anlamıyorum. Macide Hanım'ı çocukluğumdan beri tanırım. Bu yüzünü hiç görmemiştim. Ne desem bilmiyorum, çok üzüldüm. Sen niye üzülüyorsun be, boş ver. Anan değil, baban değil. Ya bak biz... ...senle aynı dünyaların insanı sayılırız. Yani anlayamayız ki bu insanları. O yüzden bırak, ne yapıyorlarsa yapsınlar. Babam bir dışarı çıksın da...
Şirketi de onun olsun, köşkü de onun olsun, umurumda değil. Sen ne verecektin bana? Bunlar geldi Kemal amcaya. Bunların da kokusu çıkar yakında bakalım. İnşallah soğumamıştır. Allah eyvallah toprağım ya. Her koşulda bizi kebapla besliyorlar. Evelallah. Kızım hadi gel soğutma, gel doyur karnını. Aç değilim. Hasret, ayıp ediyorsun yani. İşinden olan yalnız sen değilsin. Bak ben de kovuldum işimden ama oturuyorum güzel güzel yiyorum yemeğimi, değil mi? Ya gel şuraya işte, Allah Allah, harap etme kendini, boş ver. Senin niye yemek yemiyorsun? Canım istemiyor. Neyin var, bir şey mi oldu? Bir şey olmadı. Bugün Hasret okuldan kovuldu. Sen de ona mı üzülüyorsun gerçekten? Üzülmüyorum ama öyle işte. Okulunuz belli seviyede öğrencilerin ve öğretmenlerin olduğu bir okul. Hasret'e fazlaydı zaten. İyi olmuş. Kadir de kovulmuş bugün işten. Hem Kadir, hem Hasret. Ne büyük tesadüf. Değil mi babaanne? Hı? Tesadüfe bak diyorum babaanne. Ne kadar enteresan ikisinin aynı anda kovulması. Tuz az bu yemeğin. Biraz kekik olsa iyi olurmuş. Hı hı. Kadir'in işten çıkarılmasını sen mi istedin? O şirketin servet avcılarının elinde paramparça olmasına izin vermem. Neden kaçıp gittin? Benim kitabımda kardeşini bırakıp kaçmak yok. Sen beni bırakıp kaçar mı? Al, bir tane daha. Bezcereye bağladım. Üç tane taş birden vallahi. Evet. Günün özeti. Ben işten kovuldum. Hasret işten kovuldu. Avukat tıs çıktı. Bu da final. Ne bunlar? Babamın adına gelmiş. İşte mahkeme celbi, maliyeden gelen yazılar falan. Nasıl yani? Durun durun. Hemen panik olmayalım. Ben bir Ahmet abiyi arayayım. Araştıralım, soruşturalım önce.
Seninle konuşmak istiyorum. Görüşebilir miyiz? Tamam arayacağım. Ben bir çıkacağım. Nereye oğlum bu saatte? Biraz dolaşayım ya. Geç kalmış. Macide Hanım, aynen söylediğiniz gibi yaptım efendim. Mektupları görmüş ama bir şey dediğimi bilmiyorum. Çünkü Yelda götürdü. Hani ben şimdi gelip de benden almaz diye ben zarfları Yelda'ya göstermiştim. Tamam efendim. E tamam, konuştuğumuz gibi biz o zaman yarın sizin eve geçeriz. Tamam, görüşürüz efendim, görüşürüz. Evet. Niye çağırdın beni? Nasıl süründüğümüzü mü merak ettin yoksa? Nasıl olduğunuzu merak ettim sadece. Eyvallah. İyi yani babam içerideyken nasıl olabilirsek öyle işte. Çıkacak. Ben biliyorum çıkacak. Zaten saçma sapan bir durum bu. Adamın suçu yok, içeride tutuyorlar boş yere. Aynen öyle. Gerçi babam çıksa da Macide bizi pek rahat bırakmayacak gibi. Babaannem bizi çok seviyor biliyorsun değil mi? Babaannemiz. Senin de babaannen. Vallahi hal ve gidişat pek öyle göstermiyor be. E ne yapalım, insan kimin torunu olacağını seçemiyor. Ama bak seçseydim eğer, Kur'an çarpsın Macide'yi seçmezdim. Neyse şu kadını konuşup durmayalım ya. Sende ne var ne yok? Vallahi bende ne var? Bende sıkıntı var. Onun dışında da bir şey yok sanırım. Para mutluluk getirmiyor mu cidden? Kafam karışık Kadir. Kafam karışık. Senin için böyle birini çok severken ona aynı zamanda da böyle çok kızdın mı? Oldu mu öyle bir şey? Ben miyim o? Ağlarım bak vallahi şu. Yemin ediyorum iki kelime konuşulmuyor seninle. Hı? E benim yıllardır yaşadığım ne işte? Yıllarca baba özlemiyle tutuşup aynı zamanda bir yanardağ gibi ortalığı yakıp yıkıyordum. Öfkeden kuduruyordum. Ama içimde bir kor gibi yanıyordu baba. Sonra da işte Kadir niye böyle? E niyesi mi var oğlum işte? Yıllarca yanardağ taşıdım ben içimde. Aman. Nereden çıktı bu muhabbet için? Bilmiyorum. İçim rahat değil. Bugün Ece seni aradı değil mi? Aradı. Aradı. Tekstil mekstil bir şeyler. Yardım etmek istedi. Evet vardı öyle bir şey. Önceden yani. Önceden? Neyden önce? Bak Mert. Seni rahatsız eden şeyin ne olduğunu anlıyorum. Ama vallahi yok öyle bir şey. Vallahi dedim. Vallahi. Yemin ediyorsun. Yemin ediyorum. Peki. Peki tamam.
Ben müsaadeni isteyeyim mi artık? İsteyemezsin. Niye? Parti mi yapacağız? Ne istiyorsan parti de yaparız da bugün ben bırakacağım seni. Sen mi bırakacaksın? Ha. Bak ama bizim evin yolları bozuktur ha. Sonra araban çizilir, bozulur falan, karışma. Abi çizilsin, bozulsun. Yenisini alırız. Zengin değil miyiz biz? Ha. Doğru. Hem zaten sağlam araba ya. Bir şey olmaz benimkine. Hadi kalk. Hop. Ne işin var burada? Senin ne işin var burada? Bana değil, Kadir'e açıklama yap. Ne işin var senin burada? Senin işten atıldığını öğrendim, düşündüm ki. Düşündün ki? Yakışıklı Kadir'in aç bilaç, zor durumda, parasızlıktan ölüyor. Yardım edeyim dedin. Çok iyi düşünmüşsün Ece. Bravo. Ne getirdin? Yumurta, ekmek, havyar. He? Benimle böyle konuşamazsın, anladın mı? Anladım. Anlamaz olur muyum? Tabii. Küçük düşürülmeyi hak eden benim değil mi Ece? Çok pardon. Mert. Hazır karşılaşmışsınız. Tek sinmek istedim. Artık bir güzel çalışırsınız. Ben sizi hiç rahatsız etmeyeyim. Kadir. Burada olduğumuzu nereden bildin? Söyleyemem. Ya söylemeyeceğime söz verdim. Söyle hadi. Olmaz gerçekten. Kadın dayanışması. Ne olur Hasret'e kızma. Ya bana ne dersen de ama ne olur ona bir şey deme. Ya Ece. Gelmeseydin keşke. Yani Mert'in halini gördüm. Bence şu an burada olmamalısın. Bir de şu getirdiklerini götürürsen. Biz bu zamana kadar kimseye muhtaç olmadık. Bundan sonra da olmayız inşallah. İyi de bu kötü bir şey değil ki. Biliyorum ama işte. Kazanın dibi.
lan! Bilemiyorsun oğlum sen! Bilemiyorsun lan! Adam lan! Ver lan paralarımı! Oynayacağınız oyunu ha! Tamam bitti oyun bu oyun hadi! Hadi! Çekil! Yapacağınız işi ha! Yapacağınız işi var ya! Sıkın ızdırabını ha! Götürün arkadaşı. Abi kart çaldı. Abi kart çaldı. Kart çaldı abi. Ya kart çalmasa... Ya patlama be. Patlama geldik. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Yandı bana. Yandı bana, yandı. Hepsi gitti. Hepsini kaybetti. Dayak yemiş. Ah be Allah, Fadıl. Ay bu başını nerede sokmadan durmaz ki. Hepsini kaybettim. Göçmeyen kuşlar gibi. Hepsi gitti. Hepsini kaybettim. Hepsini kaybettim. Bu gitmiş küfelik olmuş. Yatın şunu, hadi, hadi, hadi. Alo. Evet, Kadir İpekçi. Aha, tamam. Tamam, olur. Aha, tamam, bana olur. Tamamdır. Görüşmek üzere, teşekkürler. Ne? Ne oldu? Oh, sonunda bir iyi haber. Ne? Ben birkaç tane iş başvurusunda bulunmuştum. İşte onlardan biri. Görüşmek istiyorlar. Ay. Hadi hayırlısı inşallah. Hadi inşallah oğlum ya, inşallah. Hadi inşallah. O zaman ben hazırlanayım. Hazırlan. Ben de çıkacağım. Nereye? Bir işim var kızım. Ben de geleyim. Yalnız gideceğim Hasret. Buyurun Macide Hanım. Teşekkür ederim Emine. Ben kapıya bakayım. Aa, Nilgün. Demek artık Macide Hanım için çalışmaya başladın. Biz her zaman Macide Hanım için çalışıyorduk. Tahmin etmeliydim. Macide Hanım, Nilgün geldi. Gelsin bakalım. Geç bakalım. Macide Hanım seni kabul edecek. Gel gel. Doğrusunu istersen seni daha evvel bekliyordum. Geciktiğim için özür mü dilemeliyim? Hala küstahsın ve saygısızsın. Ya sizin benden saygı beklemeniz ne kadar komik. Ne istiyorsun? Karşımda öyle ağlayıp sızlayacaksan. Ne ağlayacağım ne de sızlanacağım. Buraya Kemal için geldim. Oğlumu bahane etme. Ne istiyorsun? Para mı? Gerçekten sizden para istemek için mi buraya geldiğimi düşünüyorsunuz? Kıvırtma. Al ve bir daha gözüme görünme.
Çok para. Benim için çok değil. Benim için? Evet, çok para. Bakın Macide Hanım. Bu bir el. Bu bir insanın eli. Bu, bugüne kadar kimseden hak etmediği tek bir şey almamış bir insanın eli. Çalışarak kazanmış bir insanın eli. Ama siz insan elinin değerini bilmezsiniz. Siz çalışmanın değerini bilmezsiniz. Ben kilim dokudum bu ellerle. İlmik ilmik, düğüm düğüm. Emek verdim. Ve senin oğlun bu elleri tuttu, bu elleri sevdi. Macide Hanım, oğlun hapiste. Onu avukatından mahrum ettin. Borç batağı içinde olduğunu da biliyorsundur. Yani bize olan nefretin oğlunu mahvedecek. Oğlunu kurtar. Ben buraya o yüzden geldim. Emine. Buyurun Macide Hanım. Rıza'ya söyle arabayı hazırlasın hemen. Hemen. Hoş bulduk oğlum. Nilgünler geldiğinde onlara çok iyi davrandığını söyledi. Hı. Sağ ol. Hı. Bu avukatı kovacağım. Ben başka avukat bulacağım. Arıyorum, arıyorum, ulaşamıyorum. Biliyorum. Biliyor musun? Hı hı. Bunun için buradayım. Ha, niçin geldin? Laf uzatmayacağım. Kendi düzenine dönmeni istiyorum. Ya aşk, ya para. Ya özgürlük, ya mahpushane. Ya Nilgün, ya Suzan. Suzan'ı seçersen bir saat içinde seni buradan bıraktırırım. Paran ve gücün olur. Özgürlüğün olur. Ama Nilgün dersen özgürlüğünü ve gücünü yitirirsin. Arkama bile bakmadan döner giderim. Parmağımı bile kıpırdatmam senin için. Karar ver oğlum. Ya aşk ya para.